Geçen videomuzun yorumunda sevgili takipçimiz Game Pass'te bulunan Türkçe oyunlar olsa çok iyi olur demiş ve siz de beğenmişsiniz. E bunun üstüne ben de yaptım. Hadi geniş oyunlara geçelim. Frostpunk. Kendisi strateji oyunudur. 11 bit Studios tarafından geliştirilmiştir. Dünyada son kalan insan topluluklarından biri olarak inanılmaz derecede soğukta hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Isınmanız için gereken odundan insanların psikolojisine kadar her şeyi düşünmeniz gerekiyor. Türkçe arayüz ve altyazı var. Oyun sadece bilgisayarda mevcut. Crysis serisi. E zaten bilmeyen yoktur. Hani Türkçe altyazı ve Türkçe seslenme mevcut. Aksiyon macera türünde Profit'le beraber dünyayı beter hale getiren şirkete karşı geliyoruz. Hani yılların efsanesidir. Bilgisayar ve konsolla var. Gears 5. Saf aksiyon ve macera türündendir kendisi. Dümdüz aksiyona giriyorsunuz, takılıyorsunuz. Hikayesi var ama öncesindeki oyunları oynamak yerine özetlerini izler ya da okursanız yeterli olacağını düşünüyorum. Stres atmalık böyle linear hikaye akışında saf aksiyon ile bir güzel sarıyor. Türkçe altyazı var. Konsol ve bilgisayarda mevcut. Forza Horizon 4 ve 5 artık dilimizde tüy bitti. İkisini de kov oyunu yaptık. Açık dünya yarış oyunu. Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz mevcut. Konsol ve bilgisayarlarda var. Hellblade. Mitolojik hikayeyi içeren kendine özgü bir yapımdır kendisi. Şiddetle tavsiye ederim. Yenisi update de aldı. 10 numara oldu seri ses konsol için. Türkçe altyazısı bulunuyor. Bu eseri hikaye ve farklı bir deneyim isteyenler kesinlikle denemeli. Bilgisayar ve konsolda var. Lake. Rahatlamalık, chill diyebileceğimiz bu müdür kendisi. Gönül etrafındaki ufak bir kasabada kargolar dağıtıyoruz, öyle takılıyoruz, ufak diyaloglar ve normal bir hikayesi var. Türkçe Mani mevcut, konsol ve bilgisayarda da var. Last Stop. Çok garip ve ilgi çekici bir hikayesi var. Aşırı sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Saf hikaye isteyenler için şiddet tavsiye edilir, konsol ve bilgisayarda mevcut. Medieval Dynasty. Kendisi Sandbox RPG simülasyon böyle ortaya karışık bir şey. Küçük bir köyde işine başlıyorsunuz o kadar gelişiyor ve benzeri gibisinden yani bir nevi aslında asıyorsunuz. kasıyorsunuz. Çok tavsiye etmem. eksikleri mevcut ama seveni de var tabi. Hani gel siz bizliğin kendi kararınızı kendiniz verin. Bilgisayarda mevcut. Sade vallahi, Yılların oyundur kendisi. Küçük bir kasabada ekonomik olarak çiftliğimizi büyütüp sosyal ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Çok tatlı piksel grafikleri de cezbediyor tabi. Tamamen rahatlamalık 10 numara bir sandbox bağımsız yapımdır kendisi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Türkçe arayüz altyazı ne ararsınız var bilgisayarda mevcut. Subnautica. Uzayda yolculuk yaparken bir anda ortaya çıkan arıza sebebiyle gizemlerle dolu bir gezegeni düşüyoruz. Bir yandan bu gezegenin gizemlerini çözerken bir yandan da su altında kendi üstümüzü kurup adeta kendi krallığımızı yapıyoruz. Craft ve Survivor ikililerini sevenlerin kesinlikle seveceğini düşünmekteyim. Yeni çıkan oyunda da Game var. Türkçe alt yazı ve arayüzde mevcut. Bilgisayar ve konsol üzerinden deneyimleyebilirsiniz. Tunic. Büyük macera atılan küçük bir tilki anlatan izometrik aksiyon oyunu diye tabir ediyor kendisine. Çok tatlı grafiklerin yanında souls -like mekanikleri de eklemeyi imal etmemişler. Daha denemeye fırsatı olmadı lakin bu yılın indilerinden biri olacak gibi duruyor. Death fazla fazlasıyla ve bir o kadar da güzel duruyor. Kesinlikle deneyin. Türkçe altyazı arayüz seslendirme mevcut. Bilgisayar ve konsoldan oynayabilirsiniz. Ve son oyun 12 Minutes. Geçen yıl çıkan en garip bağımsızlardan biriydi bence. 12 dakikalık periyodik döngülerle giriyorsunuz ve sizde bu her döngüde bilgi edinip en sonunda bu sizin çözme çalıştığınız gizemi farklı yollardan bir şekilde çözüyorsunuz. Kimisi zaman kaybı dedi, kimisi çok garip dedi, kimisi çok iyi olduğunu söyledi. Denemesi gerekiyor. Farklı bir tecrübe bence. Kuş bakışta kamera üzerine oynuyorsunuz oyunu. Türkçe altyazı arayüz var. Her şey var kardeşim. Bilgisayar ve konsol oynayabilirsiniz. Umuyorum bu içerik hoşunuza gitmiştir. Umuyorum size yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. kan sağlıcakla. Bay bay.